Arkadaşlar merhaba. Sizlere ikinci kez buluşma makinesini yüklüyorum. Yükleme esnasında yapılacak uygulanacak işlemleri sizlere aktaracağım. Makinamız 186 kapasiteli bir makine. İçerisine atacağımız yumurtalarımız rül atacağız arkadaşlar. Renkli yumurtacılarımızdan atacağız. Bunları yeni anahtarlarımızdan elde ettiğimiz yumurtalar. Bunlardan alacağız. İşte burada da yeşil yumurtalar var, koyu renkler. Gold yumurtalar atıyoruz arkadaşlar. Hemen hemen 20-25 kadar gold yumurtası atıyorum. Yine yeşil yumurtacılar ve Australop atacağız. Bu seferki yüklememizi bu sene yapacağım bir proje var arkadaşlar. Renkli yumurtacılar üzerine bir proje geliştireceğim. Ona göre yüklememi yapacağım. Kendime bu yumurtalardan çıkan çizimleri kendimize araç olarak yetiştireceğiz. Farklı renkte yumurtalar, daha çeşitli yumurtalar alacağız. Bu seneki seneye çalışmamız bu çizimlerden çıkacak araçlardan olacak. Evet arkadaşlar, devamlı bana gelen sorular ve devamlı bana gelen isteklere istinaden bu videoyu detaylı bir şekilde size anlatarak çekmek istiyorum. Arkadaşlar, yumurtalarımıza, makinamıza gideceğiz. Yumurtalarımız gayet temiz olmalı, tertemiz. Böyle üzerlerinde herhangi bir kalıntı, pislik, bu tarz şeyler olmamalı. Çok az bazı bulaşıklar olabilir, onlardan herhangi bir sıkıntı olmaz ama pislik ya da ne bileyim bazı kalıntılar olmaması lazım. Neden olmaması lazım arkadaşlar? Makinamız, kuluçka makinamızın içerisinde belirli bir ısı oluştuğunda bu pislikler, bu bakteriler hem koku yapıyor hem de çoğalma yapıyor. O yüzden çıkacak olan civcivlere bu bakteriler çoğalarak hayvanların sağlıksız bir şekilde gelişmesini sağlıyor. O yüzden bu yükleme esnasında yapacağımız en büyük önem göstereceğimiz en büyük şeylerden birisi kuluçka makinesinin içerisindeki hijyendir. Bu hijyene çok dikkat etmeliyiz. Bu hijyenin ilk aşaması içerisine temiz yumurta koymaktır arkadaşlar. Yumurtaları tekrar gösteriyoruz. Bu işlemin en büyük ilk iş sırası temiz yumurtalar koymaktan geçiyor arkadaşlar içerisine. İkinci kuralı size daha detaylı bir şekilde şimdi anlatacağım. Arkadaşlar, üçüncü aşamaya geldik. Kuluçka makinamızı artık yükleme aşamasına geldik. Yükleme esnasında yumurtalarımızı alıyoruz. Yumurtalarımızın sivri kısmı aşağı gelecek şekilde kuluçka makinamızın viyolüne sivrileri aşağı gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Peki neden sivrileri aşağı gelecek şekilde yerleştiriyoruz diyen arkadaşlar olacak yani. Doğal olarak normalde bir kuluçka yatan hayvan altında işte bu yatay duruyor, neden biz dikey olarak koyuyoruz falan diyen arkadaşlar olacak. Arkadaşlar, bu yumurtalarda hava boşlukları genelde üst kısımlarda olur. Hava boşluğu üst kısımlarda olur. Civciv gelişim esnasında havayı buradan kullanır. Bu makineler, kuluçka makineleri profesyonel sistemler olduğu için dizme şekli ve kendimiz elle çevirme yaptığımız için, yani elle çevirme derken hani bir doğal ortamda annesi yumurtayı ne yapıyor? Gönderiyor, çeviriyor. Bizim bunu çevirme yapmamız için kuluçka makinesindeki motorlara ihtiyacımız var. O yüzden minimum hasarla bunları çevirebilmemiz için bunları sivrisinin aşağısına getirip koyup hava deliği yukarıya gelecektir. Hava boşluğu yukarıya gelecektir. Yumurta için en uygun çevirme şekli bu olduğu için böyle dizilme uygun görülmüştür. Yani bazı makinelerde yan konuluyor, yan koyan, yan dönen motorlar var. O şekilde çıkımlar da oluyor elbet ama biz makinelerden %100 verimde daha performansla faydalanabilmek için dizim şekli böyledir. Ve en önemli şeyleri şimdi sıralıyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız yumurtaları makineye dizdikten sonra
Makinenin kapağını kapatıyorlar. Bir daha makine çıkıma kadar hiç açmıyorlar. Arkadaşlar bu kesinlikle yanlış bir uygulamadır. Neden yanlış bir uygulamadır? Şimdi biz bu yumurtaların içerisinde biz bunu göremiyoruz. Tamam, güzel, görünüşte çok güzel bir yumurta. Herhangi bir sorunun sıkıntısı yok, pürüzsüz. Ama bu yumurta yükleme esnasında bozuluyor ya da kokuyor. Olabiliyor yani, bu doğal olarak tavuktan geldiğinde bozuk bir şekilde de gelmiş olabiliyor. Bu yumurtaları bizim bunu önlemek için 8. gün diyorum arkadaşlar. 8. gün kuruşma makinamızın kapağını açıp yumurtaların karanlık bir ortamda döllü olup olmadığını ışıkla kontrol ediyoruz. Canlı mı değil mi diye. Yumurtaları döllü mü değil mi diye el feneriyle kontrol ediyoruz. 8. gün yumurtaları kontrole başladığımızda yumurtalarda zaten canlanma meydana gelmiştir. Benim diğer videolarımda yumurta kontrolü videolarım var. Yumurtaların sağlıklı canlı bir videonun yumurtanın nasıl oluştuğunu gözlemleyebiliriz. Damarlardan oluşan kandan yumurtanın sağlıklı olup olmadığını gözlemleyebiliriz. Oluşmayan içerisinde canlılık göstermeyen yumurtaları makinamızın içerisinden alıyoruz arkadaşlar. 8. gün bu yumurtaları makinamızın içerisinden alıyoruz arkadaşlar. Neden alıyoruz? Çünkü bu yumurta gelişim esnasında belirli ısıya maruz kaldığından dolayı reaksiyona uğrayıp makine içerisinde hem kötü kokulara sebep oluyor hem de patlayabiliyor. Patladığı zaman da makinenin içerisine dağılıyor. Bir de diğer sağlıklı yumurtaları da kötü, olumsuz etkiliyor. Onların çıkımlarda ya da civcivlerin gelişme esnasında, büyüme esnasında yumurtanın içerisinde zarar veriyor. Sağlıklı bir civciv elde etmemize mani oluyorlar. 8. gün yumurtalarımızı kontrol ettik. Makinamızdan oluşmayanları aldık. Oluşanları, gelişim gösteren yumurtaları makinamıza koyduk, devam ettik. Makinamızı kapattık. Gelişim devam ediyor. Bu yumurtaları 18. gün kuruşka makinasından çevirme büyürlerinden alıp çıkım sepetlerine aktaracağız. Çıkım sepetlerimizin içerisine bu yumurtaları aktaracağız. Evet. Çıkım sepetlerine yumurtalarımızı koyarken ikinci bir kontrolü daha yapıyoruz arkadaşlar. Neden? Bu esnada oluşmuş yumurta olabilir ya da gelişimi yarıda kalmış yumurta olabilir. Bunları da aradan eleyerek en sağlıklı yumurtalarla çıkıma devam ediyoruz. Peki, çıkıma aldık. 18. gün çıkıma aldık. Yumurtalarımızı dizdik. Makinamızın ayarlarını yaptık. Ayarlar kısmına gelelim. Şimdi arkadaşlar, makinamıza ilk yükleyeceğimiz zaman benim genelde yapmış olduğum ayar gelişimde nem 54'tür. Bunu nasıl ayarlıyorum? Bütün cihazlarda değişik gösterebilir. Nem ayarına basıp şuradan ok işaretine bastığım zaman arkadaşlar bakın 55 yükseltebiliyorum. Alçaltabiliyorum. 55 bastım. Kabul etti. Tekrar buna bastım. 37.4 ısı geldi. Yükselttim. Okeyledim. 37.7 oldu. Evet arkadaşlar. Makinede gelişimde benim ilk gün yumurtalarda kullandığım rutubet 55, ısı 37.7'dir. Çıkımda ise makineyi çıkıma aldığımda ısıyı 37.4'e çekiyorum. Nemi de 60 dereceye yükseltiyorum. Neden? Şimdi arkadaşlar civcivler çıkım zamanı yumurta içerisinde çıkmak için bir efor sarf ettiği için belirli bir ısıya geliyor. Yani bir civcivin kendi bir ısı, ortam ısısı, hararetleniyor. O ısıyı
orta düzeye çekmek için makinenin iç ısısını düşürüyoruz. 37.4'e düşürüyoruz. Civciv reaksiyona girdiği zaman bu kendi ısısıyla yükseltince dengeliyor. Evet. En büyük yapılan yanlışlardan birisi de arkadaşlar. Makinamızı çıkıma aldık. Makinamızdan civciv sesleri gelmeye başladı. 20. günde ses gelir. 19. günde ses gelebilir arkadaşlar. 21. günde ses gelebilir. Bunun normalde standardı 21. gün kuluçka yumurtalardan çıkım başlar. Bu süre uzayabilir. 22'ye de çıkar, 23'e de çıkar, 24'e de çıkar. Bunlar yumurtanın ebatlarına göre, hayvan cinslerine göre bu değişim sağlar. Yumurtadan çıkan civciv aç, susuz 24 saat yani 2 gün kuluçka makinesinin içerisinde durabilir. Hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı olmaz. Bazı arkadaşlarımız kuluçka makinesinin içerisinde 3-5 civciv çıkınca kapağı açıyorlar, içerisinden civcivleri alıyorlar, kapağı geri kapatıyorlar, çıkıp diğer civcivlerin çıkmasını bekliyor. Çok yanlış bir hareket arkadaşlar. Çok yanlış bir hareket. Neden? Çünkü bu civciv bu yumurtayı kırmak için belirli bir efor sarf ediyor ve belirli bir ortamda, belirli bir ısıda bu yumurtanın kabuğunu çatlatabiliyor. Biz bu kuluçka makinesinin kapısını açtığımızda içerisindeki rutubet düştüğü zaman bu makinamızı kesinlikle civcivler içerisinde çıkmaya başladıktan sonra kapağını açıp civcivleri içerisinden kesinlikle almıyoruz arkadaşlar. Biz kendimiz bir gün belirleyip mesela çıkım normalde bütün standart olarak yumurtalarda 21. gündür. Çıkım başladıktan sonra 2 gün. 2 gün kuluçka makinesinde civcivler aç, susuz kalabilirler. Hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı olmaz. Bazı arkadaşlar kendilerine bunu yani sanki kural gibi belirleyip 21. gün çıkan civcivi al, diğer kalanları al, çöpe at, kaldır. Bu kesinlikle bilgisizlik, kesinlikle yanlış uygulanan bir harekettir. Bu şekilde olmaz arkadaşlar. Bizim yeri geldi 25 gün, 26 gün makine çalıştırdığımız oldu. Bunu bilmiyorsanız, bu işi bilmiyorsanız bu vebale girmeyin, yapmayın arkadaşlar. Kuluçka makinesinden çıkan civcivleri, yumurtaları takip edeceksiniz. Çıkım başladıktan sonra diyelim 50 yumurta var. 50 yumurta içerisinde 20 yumurta çatlamıştır. Diğer civcivlerin 30'u çıkmıştır. O 20 yumurta çatlayan yumurtaları beklemek zorundayız. 2 gün çıkan civcivler kuluçka makinesinin içerisinde kalabilirler. Ha baktık 2 gün geçti, süre uzadı. Ne yapacağız? Hızlı bir şekilde makinenin fişlerini çekip içerisindeki hava sirkülasyonunu durdurup civcivleri hızlı bir şekilde içerisinden alacağız arkadaşlar. Diğer çatlak yumurtaların çıkmasını onlara biraz daha süre tanıyacağız. Makinamızın kapağını açtığımız zamandan sonra da yumurtaların üzerine yine elma sirkeli çok az bir şekilde elma sirkesi katıp spreyle yumurtaları nemlendireceğiz, yumuşatacağız. Kapısını kapatıp o civcivlerin çıkmasını bekleyeceğiz. En kötü ihtimal arkadaşlar çatlayan yumurtalara elle müdahale edebiliriz. 10 yumurtaya müdahale etsek elle %90 5'inin 6'sının yaşama garantisi var. Ben bu şekilde elle müdahale ettiğim 110 civcivden 9 tanesi kesinlikle yaşamıştır. Bunu yaşadık. Bunlara bu hakkı tanımalıyız arkadaşlar. Bu bilgiler ışığında arkadaşlar makinamızı bu şekilde yükledikten sonra en sağlıklı şekilde çıkımı alabiliriz. Ben bu anlattıklarımı birebir yaşayarak, tecrübe ederek, deneyerek öğrendim ve sizlere aktarıyorum. Siz de bu şekilde uygularsanız eminim %90 yüklediğiniz makinalardan verim alacaksınız. Son olarak arkadaşlar civcivlerimizi makineden çıkardık ve üretim kafeslerimize aktaracağız. Civcivlerimize kesinlikle arkadaşlar ilk 2 saat
yem vermeyelim. 2 saat yem vermeyin. 2 saat civcivlerimize probiyotikli su verin arkadaşlar. Faydalı bakteriler civcivimizin vücuduna girsin. Faydalı bakteriler civcivlerimizin vücuduna yerleşsin. Sonra yem verelim. Civcivlerimiz o yemlere adaptasyonu daha kolay ve daha iyi olsun. Unutmayın arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Civcivlerimizi makineden alıp aktardıktan sonra 2 saat hatta 3 saat kesinlikle yem vermeyin. Civcivlere probiyotikli su verin. Bu suları içsinler. İçtikten sonra 3 saat sonra civciv büyütme yemleriyle civcivlerimizi takviye edelim. Arkadaşlar hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Kanalıma destek olup beni yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkürler ediyorum. Hayırlı günler.